Evet, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz son zamanlarda deprem oldu. Depremden dolayı bayağı bir üzüntü yaşadık. Bu arada uzun zamandır video çekmiyorum, biliyorum. Çünkü çekmememin sebeplerini de var, onları da biliyorum. Onları ben bir ara size anlatırım. Şu an tek konumuz depremle ilgili. Hani biliyorsunuz deprem bayağı bir etkiledi, 10 ili birden etkiledi. 10 ilin sonucunda olanları biliyorsunuz zaten. Milyonlarca kayıp oldu. Daha hala bulunamayan cesetler var. Ulaşılamayan aileler var. Hani şu an görüntüm için kusura bakmayın. Biraz da yeni bir nesil olduğum için, yani yeni bir eve taşındığım için hani görsel olarak pek bir şey veremiyorum. Daha tam bir hazırlığım yok. Sadece uzun zamandır video çekmediğim için şöyle kısa bir video çekeyim dedim. Bir de biliyorsunuz ben 35 yaşındayım. Yani 99 depremini yaşamış bir insan olarak size şunu söyleyebilirim. 99'da yaşanan deprem gerçekten acıydı. O zaman da kayıplarımız oldu. Resmi rakamlar var, gayri resmi rakamlar var. Ama şimdi olan da 10 ilden bahsediyoruz ve akşam Hatay'la görüştüm. Hatay'daki arkadaşımı aradım. Dedim ki Hatay'daki son durum nedir? Abi dedi, birçok bina yıkıldı. Enkaz altında olanlar var, ulaşamadıklarımız var. Kendisi de yardımcı olmaya çalıştı çünkü dağcılıkta, dağcılık kulübünde üyeydi. Kendisi de bu konuda uğraştı. Enkaz altlarına girdi, yardımcı oldu, şey yaptı. Ama dediğim gibi arkadaşlar, yani felaketin felaketini yaşadık bu sefer. Uzmanların söylediğine göre iki ayrı fay kırıldı diyorlar. Bir tanesi Gaziantep'te, bir tanesi Hatay'da. İki farklı fay kırıldı. Hatay şu an mümkünatı yok, yani görünmeyecek şekilde. Dümdüz olmuş bir şekilde. Bu konuda İlk günden belli, yani ayın 6'sından belli birçok kişi çalışıyor. Ahbap ekibi olsun, babala ekibi olsun. Bunlar sadece işin görünen kısmı. Görünmeyen kısımda madencilerimiz, yurt dışından gelen destekler, ondan sonra AFAD ekibimiz, tabii AFAD ekibimiz 3-5 gün gecikmeli olarak gitti. Neden dolayı olduğunu kimse bilmiyor. AFAD'ın başında bulunan kişiler mi engelledi yoksa başka bir sebepleri mi var, o da bilinmiyor. Ama ilk günden belli Haluk Levent ve Ahbap ekibi olay yerindeydi. Oğuzhan Uğur bir gün gecikmeli olsa bile, yani bir gün dediğim şöyle söyleyeyim ben size. Sadece gün içindeki gecikmeden dolayı, çünkü biliyorsunuz karayolları kapalı, uçak bulunmuyor, havalimanları kapalı. Bir tane özel uçakla, yani ambulans uçakla oraya vardı, oradaki durumu görüntüledi, gördü. Sonra tekrar İstanbul'a döndü. Kendi ekibiyle beraber. Tabii bunun içinde ünlü sanatçılarımız da var. Şeyler de var ama çok aşırı derecede ilk başta pohpohlayan insanlar sonradan yuhlamaya başladı. Bu konuda Oğuzhan Uğur'un açıklaması da var zaten. Linkini de bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz kendi yaptığı açıklamasını. Yani bu konuda ben de çok mağdur oldum. Gönderdiğim videolara yapılan hakaretler, şeyler. Ben gönderdiğim videoda zaten short videosu gönderiyorum. Kısacık bir video. 15-16 saniyelik bir video. 15-16 saniyelik videoda yapılan hakaretler, uğradığım hakaretler. Yani arkadaşlar, zaten video benim kendi videom değil. Bunu açıkça gösteriyorum. Oraya yazıyorum Oğuzhan Uğur diye. Kendi videom da olsa hakaret etmenizi gerektirecek bir şey yok. Biz zaten YouTuber'lar olarak, TikTok'taki arkadaşlar olsun, YouTube'daki arkadaşlar olsun, diğer mecradaki arkadaşlar olsun, zaten yayın yapmadı.
Hiç kimse yayın yapmadı. Yayın açsak dahi sadece sohbet yayını yaptık. Ben de TikTok'ta varım. Yani TikTok'ta ben de görünüyorum ama hani görünmemin sebebi de oradaki sohbeti, muhabbeti, kişilere daha çabuk ulaşabiliyorsunuz. Dışarıdan ulaşmak çok zor. Ama orada canlı yayın açıyorlar. Olay yerinden canlı yayın açabiliyorlar. Onları görebiliyoruz. Onları izliyoruz. Yani onlardan biz de bilgi alıyoruz. Bize gelen bilgiler de var. Ama bize gelen bilgiler kısıtlı çünkü bildiğiniz üzere internetler kesildi, hatlar kesildi. İşte kimseye ulaşamaz olduk. Hatay'da mesela 20 gün elektrik kesikti, 20 gün sonra elektrik geldi. Oradan bilgi alamıyordum. İşte alabilsek de kısıtlı imkanlarla bilgi alabiliyorduk. Yüksek şekilde bilgi akışı yoktu. Yeni yeni bilgi akışları başladı. Bu konuda tabii uzmanlarımız ne der ne demez bilemiyorum ama uzmanların dediğine göre çok tehlikeli bir deprem oldu. Çünkü binalar üst üste yıkıldı. Ölen arkadaşlarımız oldu, futbolcular oldu, sanatçılar oldu. Volkan Demirel'e de teşekkür ediyorum. Volkan Demirel de Hatay Spor'un başındaydı. O da oradan yardım istedi. Herkese ulaşmaya çalıştı, ulaşabildiği yerlere. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani felaketin üstünden prim yapan da çok oldu. Bir battaniyeyi 50 lira, 60 lira, 70 lira yerine bir anda 400-500 liralara satmaya çalıştılar. Ya orada vatandaş üşüyor. Vatandaş soğuktan titriyor. Sen gelip 300-400 liraya bir battaniyeyi satamazsın. Ha satanlar da varsa da Allah'a havale ediyorum. Şimdi bir şey diyemem. Küfretmek de istemiyorum. Allah'a havale ediyorum. Artık orasını Allah düşünsün. Hani dediğim gibi arkadaşlar felaketi yaşadık. Ama bu felaketten ders çıkarmamız gerekiyor. Ders çıkarabilirsek ne ala bize. Ama ders çıkaramazsak kusura bakmayın demek ki hala cahiliz. Ha ben şunu da merak ediyorum. Şimdi bir 100 küsür milyar para toplandı. Yani TL bazında söylüyorum eski parayla 100 trilyon diyeyim. O kadar toplanan bağış acaba gerçekten gerekli yerlere ulaşacak mı çok merak ediyorum. Yani gerçekten yerlerine ulaşacak mı? Onu çok merak ediyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, dün mü? Önceki gün mü artık bir açıklama yapmış, ben izlemedim. Hani bugün içinde mi açıklama yaptı diye bilmiyorum. Ben izlemedim. Ki izleme taraftarı da değilim. Halktan helallik istiyor. Halka sen nasıl hesap vereceksin? Helallik vereceğim, ben onu merak ediyorum. Bütün siyasi partiler diyor ki, bu sene seçim olmaz arkadaş. Birçok insanın evi yıkıldı. İkametgah adresleri kayboldu. Ölenler var, kalanlar var. Bunlar netleşmeden seçim yapmaya kalkamazsınız diyor. Tüm partileri de destekliyorum. Hani ben A partili, B partili değilim. Ben parti tutmuyorum artık. Bu zamana kadar MHP'yi destekledim. Bundan sonra hiçbir şeyi desteklemiyorum. Desteklememeye de devam edeceğim. Ama dediğim gibi bu yapılanlar gerçekten arkadaşlar zulüm olur insanlara. Böyle bir dönemde seçim yapılması bence mantıksız. Ama yapacaklar da varsa kusura bakmayın. Ben bu seçimi oy moy kullanmam. Katılmam da. Hani tamam desteklediğim insanlar var ama bu seçimde oy moy kullanmayı düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Sizin için bilmiyorum nasıldır. Ben şahsi fikrim olarak oy kullanmayı tercih etmiyorum. Hani ortam düzelir. Her şey yoluna girer. Her şey rayında oturur. O zaman tamam. Kabul ederim. Ama şu an 10 ilde öyle yaralı birçok insan varken sen siyaset peşinde koşarsan kusura bakmayın bir anlamı kalmaz.
Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, beni izlediğiniz için. Kanalımı takip edip yorum yaparsanız sevinirim. Beğeni yaparsanız çok sevinirim. Beğeniler çünkü videonun daha çok üste çıkmasını sağlıyor. Bu beğenileri yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Depremde ölen arkadaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak. Yani benim umudum bu yönde. Ama umudumuzu kaybetmeyelim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler.